Yani inşallah sizin kızınız hayatta. İnşallah. Şimdi kızınızın hamile olduğu hayatta değil mi senin kızın? Bilmiyorum. Ayşe? Bilmiyorum. Çünkü baba öldürüldü diyor. Hiçbir şekilde Ahmet kaçıran kişi ortaya çıkarmıyor. Bilmiyorum ne demek ya? Lan ne bileyim hayatta olduğunu ben. Beni aramadı ki kızım bilsem ben. Ay, öldürülmüş olabilir mi? Olabilir, olabilir, olmayabilir de ben ne bileyim ablam Allah ya. Allah Allah, nasıl ne yani? Ne bileyim ablam ya. Ne kadar rahat söylüyorsun. Neyi yalan söylüyor? Rahat söylüyorsun, rahat. Ama rahat. Ne yapayım ablam, ben ne bileyim kızımın ölüp ölmediğini, ne bileyim ya? Beni aramadı, görmedi. Ben kızımla konuşmadım ki. Şey dedim, bana aç atıyor. He? Daha iyi geldi. Bilmiyorum, konuşurken bazen şey daral yapıyor. Mı geliyor sana? Hı? Ya, eşin konuşunca sana da anlamadım, daral mı geliyor, ne oluyor? Ne dedin az önce? Daha iyi, bazı şeyleri bilip sakladığını düşünüyorum ben hala. Siz yayın sonrası bir kavga etmişsiniz. Kavga değil, Ümmü Naz gelecek diye. Ben kavga yapmadım dedim, Ümmü Naz'ı neden getirdin dedim, ona ben bağırdım. Kavga yapmadım ki. Yayın sonrası yaşananları bir görelim bakalım ne olmuş. Arkasından Ümmü burada, Ümmü ile konuşacağız. Bu arada acayip bir bilgi var, bunu da Ümmü'ye soracağım yani bakalım. Siz de belki ilk kez duyacaksınız, bomba bir şey. Hiçbir şeyden haberim olmuyor. Her şeyi öğreneceğiz, her şeyi açıklayacağız. Saklanıyor her şey. Tamam, bence bir şey saklıyor ya, bir saklama bir mevzu var da anlayacağız yani. Yayın sonrası yaşananlar gelsin ekranlarınıza lütfen. Ayşe ve Ramazan arasında kavga. Söyledi Ramazan Emine. Ne bileyim ne söyledi, ben de bilmiyorum. Emine ne gördü, ne söylemiş Emine? Bilmiyorum işte. Bana söyledin, gösterdin ki. Ne biliyorlar, söylesin. Bu kadar öfkelisin sen. Niye öfkelisin? Ne oldu? Ben niye? Mi? Evet. Niye Ramazan'a bağırdın? Öfkelendim ablam. Niye öfkeleniyorsun? Öfkeleniyorsun ablam. Biz hiç arayıp çocukların hiç sormadı. Ne yaptınız demedi. Hiç sormadı yani. Hiç sormadı. Aha yüzü. Hiç sormadı. Sormadı. O kadar ilgisiz baba. O kadar ilgisiz abla. Diyor ki, o kadar ilgisiz, o kadar ilgisiz. O kadar hiç çocuklar kızlarla hiç ya o ilgilenseydi kızları kaçırmazdı adam yani. Abla ben Ramazan'a bir suçladığım yok. Onu söylesin. Ha? Neyi doğru söyleyeyim Ramazan? Hayır doğru söylesin demiyorum. Sen oraya takıldın da. Gelmedi diyorsun ya. Evet. Gelmedi. Ne zaman geldin Ramazan? Ne zaman geldin? Adamı ne söylüyorsun? Ne çocuğu dövdüğünü söylüyorsun? Ne bir şey söylüyorsun? Sağlıyorum. Gelmedi ben abla. Vallahi gelmedi. Her şey Ramazan'ın hatası. Bize sahip çıkmadı. Gelseydi kızı kimse kaçıramaz mıydı? Kimse bize bulaşamazdı abla. O zaman söyle ona, onun hatası diyorsun yani. Onun hatası. Geldim ya abla. Abla. Çağırdılar gittim. Bağırdım ya, beş yok. Gün kaldım. Bağırdığım yok. Beş gün kaldım nerede ya nerede beş gün kaldın, nerede? Ne söylüyorsun ya? Üç gün döptüm, ne kaldın, nerede beş gün kaldın beş ya? Beş gün kaldım. Biz sadece yanına Hatice gittik, öbürleri yine gitmedi. Hatice mi? Hatice de yanımdaydı, Ümmü de yanımdaydı. Hiç gitmedi. Hatice de yanımdaydı. He. Beş gün kaldım. Vay Ramazan, vay. Hep ben kabahatlıyım, ben kabahatlıyım. Beş gün kaldım. Ramazan ile kızı Ümmü'nün büyük buluşması. Ümmü burada bir gelsin lütfen. Hiç almadım aha. Hatice'nin kaçırılan iki eşli, sözde iki eşli, 11 çocuklu Ahmet Yıldız tarafından kaçırılan Hatice'nin ikizi Ümmü buraya geldi. Ümmü'de bayağı sırlar var. Bunları anne bilmiyor mu? İşte ben... Bilmiyorum ablam, bilmiyorum. Bilmiyorum. Göreceğim. Bilmiyorum. Ümmücüğüm gelir misin canım? Ümmücüğüm nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Gel. Her şey yolunda mı? Yolunda. Ha? Sen her şeyi biliyorsun aslında. Bize her şeyi anlatacak mısın? Anlatacağım. Ha? Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Saklama bizden bir şey. Yok. Her şey yolunda değil. Ne her şey yolunda? Kardeşin yok yani. İkizin yok. Bulun abi. Ama korkma ne olur. Tamam. Her şeyi anlat bize tamam. Ya. Hı? Tamam. Bak babandan da korkma. Annem babama sarılabilir mi? Tabii ki sarıl ya. Babasını 8 aydan beri daha görmedi. Aramadı. Kızım ya, ne yapıyorsun? Demedi. Demedi. Demedi daha. Babası daha kızını aramadı.
Hep seni suçluyorlar. Doğru söyle hem de. Daha hızlı yemedi. Sadece oğlan da konuştu. Canım. Gazanım. Babam. Babam. Babam gel. Annem. Tamam, anneme de sarılacağım. Annem çekmeme geldi kuzum. Annem beni öldürdü. Çocukların hep psikolojisi var. Ağlama kuzum. Çok tatlı ya. Çok şeker. He benim foto. Ahmet bizi anne ve babamızla tehdit etti. Bu Ahmet nasıl tehdit etti? Bir söyler misin, açıklar mısın lütfen? Abla bak, annem babama tehdit etti. Hayır o değil. Bana gerçeği söyle lütfen. Annemle babamla tehdit etti. Bir de anneni babanı dedi, babanı hapsedi, ben polisim dedi. Dedi benim dolu bir sürü kimliğim var dedi, bir haberci, gazeteci bir sürü kimliğim var dedi. Sahte kimlikleri var, gazeteci evet. Olduğunu söyle, basın kimliği var, polis kimliği var. Evet. O her türlü yol var. Söyle yani, kızım bildiğini bir söyle. Bir sürü ben kimliğim var dedi. Bir gün geliyor muydu? Her gün gelip sizi okuldan alıyor muydu? Her gün abla, her gün. Allah'ın her günü, her günü. Her gün gelip ikinizi evet. Arabaya koyuyor. Peki arabada nerede oturtuyor ikinizi? Biz ikimiz arka koltukta. İkiniz arka koltukta. İkimiz arka koltuğa atıyor. Çünkü bir hışınla bindiriyor. Arabaya zorla. Evet mesela ben bir kere olayında benim kafama şu boynumun hizası şu boynuma yumruk vurdu. Sert bir yumruk. Yani. Yumrukla sert. Mı bindirdi seni? Evet yere düştüm. Ben de yeni duyayım ablam. Nasıl yeni duyuyorsun? Ne sana abla, geleceğim. Söyle. Bir dakika Ümmü anlatsın. Sert bir yumruk vurunca ben yere düştüm. Hatice'yi de bir nasıl böyle bir hışınla ittirdi. Hızlı bir ittirdi yani. O yere zorla. Düştü. Buralara bile hep yara oldu. Ahmet. Annem yokken evimize gelmek istedi. Emmim ölmüştü o zaman, emmim ölmüştü. Annem gel cenazeye gitti dayımla beraber. Dayım da bizde kalıyordu. Cenazeye gittiler. O telefon açtı. Telefonla annem bize okudu belki bir şey olur ararsınız diye. Evet. Telefon açtı, telefon çalıyor. Ben de açtım. Alo dedim, buraya Ahmet Emre dedim. Dedi ki eve geleceğim dedi. Saat ama saat 11.30 müydü bir şeydi. Gece. Gece 11.23. Çünkü annem de cenazeye gitti. İşten geldik. Aceleyle gitti. Mevlüt okuyacaklardı falan yapacaklardı. Telefon çaldı. Ben de alo Ahmet abi ne oldu dedim. Dedi para vereceğim dedi. Annem şu an evde yok dedim. Annem evde yok dedim. Sonra ver dedim. Geleyim ben dedi. Bir şey olmaz dedi. Yeğenim değil misiniz dedi. Ben de yok gelme dedim. Yeğenim değil misiniz dedi. Ben de dedim babam var evde dedim. Babam yatıyor dedim. Babam dedi şimdi gel sana dedim döver falan dedi bir şey yapar dedim. Yalan söyledim baban evde evet, değil. Evet babam var diye yalan söyledim. Çünkü korktun gelecek... mu peki? Hı? Korktun mu adamdan eve gelir diye evet, korktun evet gelir abla çünkü şey yani biraz dengesiz bir insan. Nasıl? Dengesiz derken ne yapar? Yani deli gibi hani gelirdi çünkü geleceğini biliyoruz. Gelir mi? Demek ki daha öncesinde demek ki birkaç kez gelmiş gitmiş bu. Yok bir anlatıyorum işte olayı geleceğim dedi. Ben de babam var evde deyince gelmedi. Peki ısrar mı etti? Tamam dedi kapattı telefon kapandı hemencik. Israr mı etti gelmek için? Evet gelin dedi ne olacak dedi paranız var dedi hem de parayı dedi vereyim dedi. Bizi kaçırmak istedi. Arabasından kaçtık. Evet karne günüydü Adana'ya gidecektik. Karne günü yine geldi okulun oraya. Yine doğru bindirmeye çalıştı biz bilmedik. O zaman eve geç geldik. Geç geldi o zaman eve. Annem dedi niye geç geldiniz dedi. Biz de dedik ki arkadaşlarımız oturduk bir yerde çayla pasta yedik dedik. Aslında gerçek neydi? Gerçek o değildi. Zor arabasına binmeyi dedi bizi götürecekmiş. E biz saat kaça kadar bu adamın arabasında kaldınız? Bizi şey biz kaçtık o şey petrol var bizim Kozan yolunda petrol var. Sizi arabasını aldı. Evet siz... götürecekti bizi. Sizi de kaçırıp ikinizi mi kaçıracaktı? Evet ikimizi götürecekti. Babam abla bana bir hasta oldum ama baktı. Ben onun her şeyini yaptım. O bana beni ama ben ona götürüm yapmak istemedim. Keşke söyleseydim. Anneme babama söyleseydim. Bilemedim ama korktum. Korktum cahilim eve geldim. Cahil zamanıma geldim. Sensiz olmuyor. Ben sensiz yapamıyorum Hatice. Sen olmayınca ben bir anım bomboş oluyor. Hacı mı sen yapardın? Benim her şeyimi sen hazırlardın Hacı. Hasta oluyor sen bana bakardın. Ben kime ya kardeşim diyeceğim. Sen benim bir tane kardeşimdin. Canımdın, ciğerimdin Hacı. Ne olursun gel. Hacı seni çok özledim Hacı. Ne
böyle küfürler, tehditler edince... Evleneceğini sandı, kandırıldı. Ne resmi nikah, ne imam nikahı. Müşra'yı kim kandırdı? Kadın kapıdan çıkmış, kocamla yazışmış. 13 aylık oğluyla bir başına kalan Müşra nasıl kapıya atıldı? 2 aylık bebek de seni evden mi kovdu? Çok konuşulacak canlı yayın. Bir sürü küfürler, tehditler edince çocuğumu da aldım çıktım. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Onu ona yar etmeyeceğim. Sana yazıklar olsun. Film gibi hikaye. Muhammed Çalışkan'la 14 seneden beri evliyim. Temmuz'un ikisinde gitti. 14 yıllık kocası çay içtiği arkadaşına gitti. Çocukla takılıyor. O onu esir aldı. Elife'nin kocası Muhammed geri dönecek mi? Gelsin buraya, burada yüzleşelim onunla. Yöne geleceksiniz. Elife kayınpederiyle canlı yayında. Kapattılar sana, fayda gelmez. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Ya ikisi yaptılar, ikisi! Söylesene Mustafa, ne yaptı ya? Neye göz yumdu ya? Tam dönüşüm ortasında o. Fatma da Mustafa'yı kızı kaybolmasına rağmen 10 yıl boyunca tercih ediyorsun. Kayıp ya kızın. Öldürülmemiş ya. Niye bu adamı 10 yıl boyunca aynı evde yaşadın ya? Ya bilmiyordum Didem, ben onun yaptığını... Mustafa'yı tercih etmişsin ya. Tercih etti Didem, ben onun yaptığına inanmıyordum. Sadece kaçtığına inandığım için durdum. Yasemin, cezaevinden Mustafa seni mi aradı? Bir muhabirimizi görelim. Zeynep de canlı yayında olacak. Onun da bir iddiaları var. Senle mi görüştün evet, cezaevine? Mustafa'dan Fatma'ya şok suçlama. Mezarının köyde bir yerde gömülü olduğu ile ilgili bir yazı, ihbar gelince bu ihbarın Fatma tarafından yapıldığını düşünüyor galiba. Ne konuştunuz? Bir anlatır mısın Mustafa, ne dedi sana? Anlatayım. Didem Hanım, öncelikle Şükür Türkan cinayetinde Mustafa cephesinde sinirler bir hayli gergin. Çok keskin iddialar ortaya atıldı Mustafa tarafından. Tamam. Sizin de söylediğiniz üzere bu gizli ihbarcının Fatma ile bir ilişiği olabileceği konusunda keskin iddiaları var. Biliyor herkes zaten, Mustafa açık cezaevinde ve yayını takip ediyor. Sıklıkla telefon görüşmesi yapıyor. Bu sabah saatlerinde Zeynep'in yanındaydım. Ben Mustafa aradı. Ben de kendisiyle beraber telefonda konuştum. Ve bana dedi ki bu notu yazan ihbarcı... gizli ihbarcı Mutlu veyahut Mutlu'nun karısı olabilir. Bu yazıyı yazan Mutlu'nun karısı. Mutlu yazıyı karısına yazdırdı. Ben ilgili birimlere sesleneceğim, talepte bulunacağım. Hem Mutlu'dan hem de Mutlu'nun karısından el yazısı örneği alınsın. Bunlar incelensin. Bunu da koordine eden, organize eden bizzat Fatma'dır dedi. Hadi canım. Fatma ile Mutlu'nun yapmış olduğu bir plandır dedi. Bilerek bunu zaten caminin bulunduğu kör noktaya koydular dedi. Hepsi Fatma tarafından planlanmış şeklinde keskin iddialarda bulundu. Peki dedim, tamam, hani bu çok ciddi bir itham ve iddia. Neden bunu Fatma yapmış olabilir? Amacı ne? Ne güdüyor bunu yaparken? Söylediği şey şu: Fatma zaten çok fazla sıkıştı. Didem Hanım'ın sorularına cevap veremiyor. Çok korkuyor. Şükür Türkan'la ilgili cezaevine girebileceğinden artık iyice emin oldu. Bu yüzden de suçu benim üzerime atmaya çalışıyor ve daha fazlası Fatma beni suçu benim üzerime atacak. Ben cezaevine gireceğim. Peki. Fatma sevgilisini şimdi alacak. Benim evime yerleşecek. Yasin ve Tahsin de yanına alacak ve beraber mutlu bir şekilde yaşayacaklar dedi ve daha fazlasını da söyledi. Onları da ben konuşuruz. De bunun detayları ama Zeynep'te olduğu için. Zeynep'in yanına git, bu iddiaya hemen yanıt versin. Notun yazılmasını Fatma organize etti. Senin organize ettiğini söylüyor. Demek yerim o kadar uzun dedi, tamam. Yani kadar uzunmuş demek ki. Yerim çok uzun. Mutluyla aran nasıl? Hiçbir şey yok dedi bana. Mutluyla aran falan hiçbir şey yok. Numarası bile yok çocuğun bende. Peki hani Mutlu gerçekten bu yeri görmüş olabilir Mutlu mi? Mutlu benle, onunla daha fazla akrabası. Benle bir uzaktan hiçbir akrabalığım yok. Onun halasının, babasının halasının oğlu, torunu. Benle bir alakası yok ki. Ya ne demişti sevgili izleyiciler Şükür Türkan'ın ile ilgili gizli notta? Bir el kartı, el ev yazı yazılmıştı, elle yazı yazılmıştı. Mustafa şüphelendiği ismi açıkladı. Şunu söylüyor Mustafa cezaevinden kısacası.
ya da Zeynep söylesin ne olduğunu. Zeynep görebilir miyim arkadaşlar? Zeynep, Mustafa ne diyor? Mustafa ne diyor? Sendeyiz. Ne diyor Mustafa? Vallahi abla kolay gelsin. Mustafa ne diyor? Fatma'dan şüpheleniyor. Bu notu Fatma mı yazdırmış? Evet, çünkü diyor ki madem kamera olmadığı oraları nereden biliyor diyor. Kameranın olmadığı yerlere diyor nasıl koyabilirler diyor. Özellikle yer seçmişler diyor. Zeynep'in suratına bakmıyor musun? Benim muhatabım değil dedim hanım. Ama şu an Mustafa adına benim konuşuyor. Benim muhatabım değil. Ben Mustafa olsa bakarım. Ama benim muhatabım kim? Mustafa'ya niye bakıyorsun? Senin kızını öldürmüş ya, öyle ya, diyorsun. Ya muhatabım değil dedim hanım. Mustafa'ya niye de bakıyorum? Cevabını vereceğim için bakıyorum. Tamam, bu da Mustafa. Buna cevap vermeyeceğim. Çünkü adam muhatabım değil. Adam cezaevinde Zeynep var yok. Benim muhatabım adıma, değil. Şu anda Zeynep onun sözcüsü. Öyle anlaşılıyor yani. Muhatabım değil. Benim muhatabım değil. Yapmadığım ortaya çıkacak. Ben şeyle kuşla da havale yoluyla da adamla konuşmadım. Ama telefon meydana çıkar. Ay birbirinize nispet yapıyorsunuz ya. Abla sen bu yayın ne zamandır yapılıyor? Kim yazdırmış? Kim? Bu notları kim yazdırmış? Ne? Söylesene Zeynep. Vallahi benim duyduğuma göre Mutlu mu ekiplerini takip ediyormuş. Sizin yayın ekiplerinizi neden takip ediyormuş? Bir sorar mısın ona? Evet, ben nereden bileyim? Motorla neden siz takip ediyormuş? Siz söylediniz, oradan onu yaptılar yani. Siz ağzınıza söylediniz yani o takip ediyormuş diye. Yani bu yorumu çıkardılar. Senin yaptırmadığın ne malum? Senin yaptırmadığın ne malum? Ne diyor? Benim yaptığımı çıkar meydana, merak etme. Senin yanındaki kaldığın insanlara yaptırmadığın ne malum? Ben neyle havale edeceğim? Uçakla mı gideceğim oraya? Bana ya sevgili yapıyorlar ya ben yapmış oluyorum. Kesin biri yani. Ağzından sevgili diye bir kelime çıkmadı. Ne diyor, ne diyor? Ağzımdan öyle bir kelime çıkmadı. 7 aydır, 8 aydır bu program yapılıyor. O yazan kimse 7-8 aydır niye yazıp koymamış? Televizyon dokandı. Adam konuşacak demek ki. Yani duramadı. 10 sene konuşacak. Kendi tamam, 10 sene sustuysa ikiniz de tutuklandınız. O tutuklandığınız zaman niye yazmadı madem? Korktunuz mu? Meydana çıkacak diye korktunuz değil mi? Ya benim benim Allah'tan başka kimseden korkum yok, merak etme. Benim hiç yok. Aynen, çünkü ben aynen. Bir şey yapmadım. Notu yazan kişi cinayete yardım mı etti? Mustafa tamam, iyi biliyordur kimin yazdığını, kimin yazmadığını. Şey yapsın. Mustafa iyi biliyordur, sen Mustafa'ya sor. Tamam. O kimi biliyor, kim bilmiyor, o iyi biliyordur. Yo, ben soruyorum zaten, soruyorum. Merak etme, her şeyi soruyorum. Soran sen. Evet, her şeyi soruyorum ben. Soran. Peki sen bu zamana kadar Mustafa dedin de ikinci kişi niye çıktı madem? O zaman sen biliyorsun demek ki ikinci kişinin ikisinin yaptığını o zaman. Ben ikisini bilmiyorum değil mi? Yani adam görmüş demek ki, ben ondan mı bahsediyorum? Yani bu notu yazan kişi acaba yardım etmiş olabilir mi diye sordum ya ben. Ben bunun üzerine başka bir soru geliştirdim. Aynen. Acaba bu yani tek kişi çocuğu istismar etmedi de iki kişi mi istismar etti? O yüzden iki kişi beraber mi öldürdüler sorusunu sordum yani. Bunun üzerine Fatma olabilir dedi ikinci kişiyle. O da evet dedi. Biz yayını yaparken Mustafa Zeynep'i aramış. Yayını takip ediyor cezaevinden. Zeynep ne dedi, Mustafa seni aradı? Şimdi abla aradı, o yazılarla ilgili söyledi. Bu yazıların iki kişi tarafından yazıldığını söylüyor. İki kişi yazılar tarafından? Yazılar aynı değil, bir elden çıkmamış diyor. Yani aynen. Neresini yazılar başkası yazmış? Diyor. Yani hangi yazıyı başka? İki kişi mi yazmış bu yazıyı diyor? Şükür Türkan yazısı ayrı diyor. El yazısı örneği 10 yıllık sırrı çözecek mi? Fatma bir gelir misin? 2 dakika gelsene. Gelsin, şu kameraman arkadaşımla gelebilir mi? Bir dakika, kameraman arkadaşım da görsün. Şuraya Şükür Türkan yazar mısın? El yazısıyla mı şey? Nasıl istersen. Türkan Erdem. Çok enteresan. Peki yerine otur. Şu yazıyı yarın inceleyeceğiz beraber. Yani çok da heyecanlı bir yerde kaldık. Ben de çok merak ediyorum. Bu yazı acaba sen mi yazdın Fatma yazıyı?
Onu mu ima ediyor Mustafa? Başka neye ima edecek Didem Hanım? Yani o yazıyı sen yazmışsın. Her türlü çıkar Didem Hanım, merak etme. Yani onların demesiyle benim dememle yani bulunacak değil. Allah yani benim Allah. Oraya gitmediğimde meydana çıkacak. Yani benim yazdırmadığımda meydana çıkacak. Hepsi çıkacak. Sen o yazıyı yazmadın değil mi? Hayır. Haberim bile yok. Ben siz diyeseye daha duymadım bile. Kazıldığından bile haberim yok. Allah Allah. Peki yarın bu yazıyı Fatma mı yazdı, başkası mı yazdı, niye iki tane öyle diyor? Mustafa ile cezaevinden yine konuşacaksınız diye tahmin ediyorum.